Selamlar herkese, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Aranızda henüz beni tanımayanlar varsa ben Pınar, ailenizin dayıcısıyım. Hoş geldin bebişim. Bugün birlikte yapıyoruz Pompon'la dayımızı. Malzemeleri hemen alıyorum. Neler yapıyoruz? Püşt. Varan 1. Varan 2. 2 tane güzel küp. Küp mü? Ya aklıma ne geldi? Ali Baba 40 haramiler. Adam küplerin içine hani insanları koyuyor diye. Çıkın aslanlarım diye böyle. Ben de o küpleri koyunca aklıma bu geldi yani. Kafa zehir. Kafa zehir. Okey. Böyle 2 tane çanak çömleğimiz var. Ne pon ne bunlar ya? Toprak. Toprak. Ne? Toprak çömlek. Ay Allah, ne olduğunu bilemedim ya. 2 tane toprak kapımız var böyle. Bunları bugün saksı olarak biz değerlendireceğiz. Biz bunları ne olarak kullanıyorduk Pony? Yoğurt yapmak amacıyla mı aldık biz bunu? Hı-hı. Nereden almıştık? Ürgüp. Ürgüp, Kapadokya'dan ta oralardan İstanbul'a kadar bunu yoğurt yapmak için taşımış benim canım Pony'm. Bunu? Buradan aldım. Bunu da çanak çömlek satan bir amcamızdan alınmış. Kuru fasulye çok güzel oluyormuş bunda. Bunu da o sebeple aldık açıkçası. Evet. Sonra neden biz bunları kullanmadık? Çünkü alt tarafı bunların çatlamaya başlamıştı. Bunda bir problem yok. Bunun altı hatta toprak renginde de, üstü böyle biraz bej rengi gibi. Okey, tamam, böyle vardır herhalde evinizde de. Zaten bu sene de çok moda oldu bu topraklar. Bu terakota rengi, toprak rengi saksılar. Benim de çok hoşuma gidiyordu. Dekorasyonda bu toprak kaplardan kullanmak istedim. Bunları biraz dönüştüreceğim tabii. Bu haliyle kullanmayacağım. Şununla başlamak istiyorum. Bunları bir güzel boyayacağız. Üzerine de bazı desenler yapacağız. Emektar kağıdımı serdim. Böyle üstü bayağı boya moya. Okey. Şimdi. Bu toprak kabı kahve tonlarını tam bir toprak rengine dönüştürmeye çalışacağım. Ne kadar başarılı olacağım birazdan göreceğiz. Bunun için kırmızı rengim var. Sarı rengim var. Belki biraz siyah da lazım olabilir. Bunlar tam kırmızı ve tam sarı değiller. Yani ana renkler değiller. Sıcak turuncu olarak geçen ve crimson kırmızı olarak geçen de bir kırmızı rengim var. Elimde olanlar bunlar. Bir miktar kabı alıyorum. O güzel kahve tonunu elde etmeye çalışacağım. Azıcık da su koymam lazım. Çok fazla değil. Bir bakalım nasıl olacak. Şimdi daha önceki deneyimlerime bakarak buradaki bu ıslak renk sürdüğümüz zaman koyu bir hal alıyor. Şu an kıpkırmızı. Sarı ekledim. Şu an mis gibi bir turuncu. Çok minicik bir siyah ekleyeceğim. Biraz kahveye döndürmek için. Bu kadarcık koydum. Gözüküyor değil mi? Böyle uğraşmak istemeyenler direkt bir terakota renginde boya alarak da yapabilirler bu işlemi. Ben yine buna da emek vermek istedim. Böyle direkt hazır alıp kullanmayayım dedim. Mobilya boyama yaparken çok hoşuma gitti zaten renkleri karıştırmak. Bir renk bulup sonunda kendi renginizi kullanmak bence daha güzel oluyor. Şuna biraz sarı ekleyeceğim. Tam bir terakota yapabilir miyim bilmiyorum ama. Ben ilk bir katı süreyim. Kurusun. Bir bakalım nasıl oluyor. Ondan sonra ona göre karar veririz. Sarı ekleyip açabilirim. Kırmızı ekleyip koyulaştırabilirim. Ama daha da siyah eklemem. Siyah yetti. Hadi şuradan başlayayım. Bana sürpriz olsun. Nasıl? Turuncu bir renk görüyorum ben ama. Turuncu da. Burada. Çok güzel. Çok iyi olmuş şu an be. Ne oldu? Parlak bir de. Evet. Normal fırçayla boyuyorum. Fırça izinin olmasında hiçbir sorun yok. Aslında dokulu duruyor. Daha güzel. Bu boyalara ayrıca doku katmak için karbonat ekliyorlar. Evet. Ben onu denemedim de böyle üstü biraz pıtır pıtır gözüküyor. O da çok hoş duruyor. Oranını bilmiyorum ama çok az miktarda kullandıklarını biliyorum. Öyle bir şey de yapabilirsiniz. Ben denemedim. Güzel oldu ya. Galiba yakaladım ben rengi. Bakalım nasıl olacak. Bir tanesi bitti. Bu kuruyorken hemen diğerine geçiyorum. Çok 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 az boya kullandım bu arada, bakın. Yeterli oluyor. Aşırı doldurmaya, ziyan etmeye gerek yok. Bunda biraz farklı olabilir. Zemini koyu çünkü. Bu daha bir emiyor sanki. Evet. Biraz işlenmiş gibi geldi bu bana. Bunun üzerinde bir şey var. Tam saf toprak değil gibi. Bu tam saf toprak gibi. Ay kuruyor. Nasıl? Tam bir şey oldu. Tam terakota rengi oldu. Sağdaki. Tombul. Boya da hiç kalmadı bu arada. İkisine de tamamen yetti. İkinci kata bence gerek yok. İkinci kata belki tutturamayabilirim yani aynı rengi. Terakota rengini elde ettim. Kendimi kutluyorum. Teşekkür ederim Pon. Aa,
Ay çok güzel oldu. Verdim terakotayı. Çok az daha bekleteceğim. Şimdi iyice bir kurusun. Kurumuş gibi görünüyor da aldığını bilirim. Buraları da biraz toparlayalım ve ikinci aşamaya geçelim. Şimdi bir sonraki işleme geçiyoruz. Bir sonraki işlemde size göstermek istediğim bir şey var. Elimde şöyle bir kalem var. Bunu özellikle aldım. Edding'in 750 numaralı Paint Maker'ı. İnternetten bunun özelliklerine baktım. Bu parlak ve çıkmayan bir kalem. Tamamen kalıcı. İnce uçlu. 750 numarası demek 2 ve 4 milimetrelik uca sahip demek. Şöyle bir ses var. Sprey boyalarda da aynı bu sesi duyarsınız. Onda bir boncuk gibi bir şey var. Bunun da içinde bir şey var. Ben bunu kullandım. Kullanmadan önce şöyle. Önce bir sallıyorsunuz güzelce. Şu beyaz görünen kısmı sarı renkte geliyor. Bu kullanılmamış anlamına geliyor. Ayrıca paketli. Paketini açıyorsunuz. Bu da kullanılmamış anlamına geliyor. Ve daha sonra kalemi bir kağıdın üzerine pıt pıt pompalıyorsunuz yani. Zaten içine giriyor. Şuradan göstereyim böyle. Böyle bastırdığınızda kalemin ucuna boya geliyor. İki kere pompalamanız yeterli oluyor. Daha sonra kullanıma hazır. Terakota için olan başka kalemler vardı aslında. 4040 ve 4000 numaralı kalemler. Bunu daha sonradan fark ettim de. Onun özelliği mat olması. Bunun özelliği parlak olması. Ben öyle gördüm farkı. Ve bu da çıkmıyor ayrıca. Tamamen parlak bir şekilde kalıyor. Daha öncesinde deneme yaptım. Aslında ponla birlikte biz başka kalemler aradık. Hemen onu da söylemek istiyorum. Şöyle bir jel kalem aldım. Pensan marka jel kalem. Bununla olur mu acaba diye. Üzerine beyaz desenler yapacağım. Özellikle beyaz kalem aradım. Ama bu kalem uygun değil. Bir de neden bu kalemi aldım? Ponla konuşurken acaba beyaz boyayla, akrilik boyayla mı yapsam diye. Ama ben bir ressam olmadığım için fırçayı istediğim bir şekilde kalem gibi emin olarak tutamayacağım için boyadan vazgeçtim. O yüzden bir kalem lazım bana diye düşünerek bu kalemi aldım. Ama yine de şöyle bir karara vardık. Bir tanesinde kalemi kullanacağız. Bir tanesinde de fırça kullanacağız. Bunun için de sert bir fırça aldım. Tudor marka 4 numara ucu sert. Akrilik boya için kullanılan şöyle küt uçlu bir fırça aldım. Bunda da bunu kullanacağım. Şu alçak olan tombalakta da bunu kullanacağım. Bir de şunu göstermek istiyorum. Şöyle ön çalışmalarımı göstermek istiyorum size. Daha önceden çalıştığım böyle abidik gubidik şekiller bazı desen çalışmalarım oldu böyle gördüğünüz gibi. Bunlardan birkaçını kullanacağım. Umarım birbiriyle de uyumlu olur. Bakalım bu da bir deneme yanılma gibi bir şey olacak. İnternette ben bunun örneklerini gördüğümde bu bir sanatmış aslında. Bunun Hindistan'a özgü Varli sanatı. Varli boyama. Doğru okudum herhalde. Varli diye okudum W'la. Yazıyorum alttan nasıl olduğunu. Bir sanat olduğunu öğrendim işte. Genelde de böyle el ele tutuşmuş kız çocukları falan çiziyorlar. Böyle çöp adamdan hallice diyeyim. Tam olarak öyle olmasa da benzer şekilde kullanacağım. Ve onları genelde de şey kullanıyorlar. Böyle çalgı çengi çalan çocuklar, erkekler, kadınlar gibi gördüm. Ben öyle algıladım. Onları kullanmışlar ve bir de halay pozisyonunda öyle kız çocukları yapmışlar diye algıladım. Bazı etnik desenler kullanmaya çalışacağım. Hemen geçelim isterseniz o kısma da. Değil mi Pon? Haydi bakalım. Ben bunu alıp şöyle bir kucağıma koyuyorum. Çünkü masa üstünde çalışamayacağım. Üstümü de boyamaz herhalde. Artık kurudu diye düşünüyorum. Kalemin ucunda boya var. Hemen üstten bir başlıyorum. Bismillah. Nasılsınız? Do you like it? Hani ben elle de çizemem derseniz üzerinden bir kurşun kalemle geçin, kurşun kalemleri boyayın diye bir tavsiyede bulunabilirim size. Ben gerek görmedim iki kere uzun boylu iş olacak diye. Yamuk yumuk görünmesi de bence doğal bir görüntü olur. Çok da öyle mükemmel çizimlere gerek yok bence. Hadi gelin biraz daha yakından görelim nasıl olduğunu. Üst kısmı için böyle bir desen belirledim. Hemen kurumuyor, ona dikkat edin. Biraz geçmesi lazım ama çok fazla, saatlerce değil. İlk çalışmamızı bitirdik. Pony nasıl? Like. Güzel oldu. Çok mükemmel çizimler yapma amacında değildim zaten. Biraz yamuk yumuk ya da orantısız olmuş olabilir ama beğendik. İç taraflarını görüyorsunuz. Buraları tam boyamadım. Çünkü bunu taksi olarak kullanacağımız için çok da gerekli değildi buralara boya sürmek. O yüzden biraz alıcılı bulucılı gözünüze çarpmış olabilir. Ondan sonra şimdi ikinci çalışmaya geçiyoruz. Bunda yine beyaz kalemimi kullanacağım. Ama daha fazla boyalar kullanacağım. Yine ikisi arasında mümkün olduğunca bir bütünlük sağlamaya çalışacağım. Şimdi bende böyle bir boya karışım var. Bu boyayı daha önce izleyenler hatırlayacaktır. Ben kitaplığımı boyamıştım. Orada bir sürü renk karıştırdım. Ve kalanı da böyle bir kutuya
koyup kaldırdım. Bu da burada değerlensin istiyorum. Bu kahve tonlarında bir renk. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü oradaki bütün renkleri karıştırdım. Ama ana renkler olarak sarı, kırmızı, biraz siyah ve beyaz olduğunu söyleyebilirim. Evet, bunlar vardı. Ekstra başka bir renk kullanmadım. Bu güzelmiş ya. Ben direkt bunu sürebilirim şimdi. Hemen başlayacağım hatta ben. Şöyle aldım. Aklıma nasıl gelirse öyle boyayacağım. Biraz soyut bir çalışma yapmaya çalışacağım yine. Bir şablon, bir taslak yok. Böyle tatlı bir kahve görünüyor mu acaba? Mesela burada böyle bir desen yaptım, bıraktım. Sonra bunu başka yerlerde de kullanmak istiyorum. Hemen oralara da yapayım. Aralıklı olsun mesela biraz. Şuraya yapayım ve biraz daha büyüğünü yapayım. Çok üstüne olmadan boyuyorum. Böyle yaptım, bıraktım. Hiç fena değildi. Nasıl? Değil mi? Geçiyorum buraya. Şurada bir tane çizgi gibi olsun mesela. Şurada bir parça rengim var. Ben bunu birazcık koyulaştıracağım. Şimdi yine renk karışımı yapacağım biraz. Şu ince fırçayı alıyorum. Bunu da biraz çizgiler yapacağım. Ha, fırça çok sert. Diğer fırça yumuşaktı. Kayıyordu. Bu sert. Ama biraz dikkat gerektiriyor bence. Evet, bu biraz sert, keskin hatlar yani. Bu kadar boyamak yeterli herhalde. Yeter, tamam. Daha fazla karıştırmıyorum. Son aşamaya geçiyorum. Yine iki tane kalem kullanacağım. Bunu artık tanıyorsunuz. Bunu da tanıyorsunuz aslında. Bunu daha önce porselen kupa boyadığımda kullanmıştım bu kalemi. Elimde başka siyah kalem olmadığı için bunu kullanacağım. Ucu biraz yıpranabilir. Size bunu kullanın diye tavsiye etmem. İsterseniz kullanın. Ben elimde olduğu için kullanacağım. Önce beyazlarla başlıyorum. Gelişi güzel şekiller yapacağım. Mesela şu alt kısma biraz artılar yapayım. Böyle minik dokunuşlar ama havalı duruşlar. Nasıl puan yeni saksılarımız? 10 numara 5 yıldız. Çok beğendik. Şu minik minik çizgileri eklemek ayrı hava kattı değil mi? Benim de amacım buydu. Amacıma yine ulaştım. Yaşasın. Şimdi düşürüp kırıyormuşum bunu böyle. Tübe tübe tübe. Nasıl? Nasıl oldular? Çok güzel değil mi? Şimdi biz bunların içine kocaman kocaman çiçekler koyacağız. Size yine böyle değişik farklı saksı fikirleri vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Biz bayıldık. Hem biraz etnik hem biraz bohem tarzda yine benim odamın havasına da uygun saksılar yaptık. Pony yine verdiğin like'ları. Teşekkür ederim bibişim. Şunun için porselen kaleminde biraz şüpheli kalmıştım. Gayet güzel kullanılıyor. Tavsiye etmemiştim pek ama isterseniz diye. Ben kullandım. İyi oldu bence. Varsa elinizde kullanabilirsiniz. Ekstra almanıza gerek yok. Asetat kalemi, CD kaleminin şöyle keçeli kısmı var. Onu da kullanabilirsiniz bence. Bu da kalıcı bir kalem çünkü. Keçeli kalem kullanılır mı? Keçeli kalem belki biraz hafif kalabilir. Hiç denemedim. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Ama asetat kalemi koyu koyu. Bence onu da kullanabilirsiniz. Hani ekstra kalemi almayın diye söylüyorum. Evinizde olan böyle koyu renkte kalemleri kullanabilirsiniz. Bu kalemin hiç fiyatından bahsetmedim. Onu da söylemek istiyorum. 14 lira, 15 lira civarında paraya almıştım. Belki kırtasiyelerde daha uygundur. Hani işlev olarak baktığımızda da gayet kalıcı. Parlak, kaygan bir yapısı var. Hani kitapların üstünde şey vardır ya, böyle kabarık kısımlar vardır. Böyle onun kaygan gelir ya ele, diğer yerler mat gelir. Onun gibi bir dokusu var, öyle hissettiriyor. Biz bunları satın almadık. Yani bunu 15 liraya falan mal ettik. Sadece kalemi aldım. Ben o kalemi başka yerlerde de kullanırım yani. Porselen kremini nasıl burada kullandım, onu da başka yerlerde kullanırım ileride. İşte böyle. Şimdi içine biz saksıları doldurmaya gidiyoruz. Ektikten sonra hemen onları da koyacağım. Son görünüşünü sizinle paylaşıyor olacağım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı unutmayın. Algoritmaya göre yukarılara çıkabilelim. Daha çok kendi yapsevere ulaşabilelim. Sonraki videomuz salı günü geliyor. Biliyorsunuz artık salı ve cuma günü sizlerle haftada 2 gün birlikteyiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Salı günü görüşürüz. Hoşça kalın.
Kık 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 kık. Tebuk adadı. Sanki çok böyle inek gibi oldu. Çitosumu yiyebilir değil mi artık? Konuşacağım diye çitosumu yeme. Kız yiyemedim ya. Bayatlamış. Durdu orada ya. Burada.